Merhabalar arkadaşlarım, tosunlarım. Koligatif özellikleri anlatmaya devam ediyoruz. Sıvı çözeltiler ve çözünürlükte 7. videodayız. Ve kaynama noktasını anlatacağız. Kaynama noktasına etki eden faktörlerden bahsedeceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Kaynama. E, önce tanımını okuyalım arkadaşlar. Sonra da kaynama noktasına hangi maddenin niye etki tek tek inceleyelim. Bir sıvının buhar basıncının bulunduğu ortamdaki atmosfer basıncına eşit olduğu andaki olaya ne diyormuşuz arkadaşlar? Kaynama diyormuşuz. Dikkat edin ifadeye. Bir sıvının buhar basıncının bulunduğu ortamdaki atmosfer basıncına eşit olduğu andaki olay. Yani bir kabın içerisine e, herhangi bir sıvı koydunuz. X sıvısı koydunuz. Bu X sıvısını ısıttınız, ısıttınız, ısıttınız. Öyle bir sıcaklığa geldik ki sıcaklık arttıkça buhar basıncı artıyordu. E, öyle bir sıcaklığa geldiniz ki bu vatandaşın buhar basıncı ortamdaki dış basınca yani pesifra işte oldu. İşte bu andaki pokur pokur etmesine biz ne diyoruz arkadaşlar? Kaynama diyoruz. Normalde geçen dersimizden hatırlayın. Buharlaşmayı anlatmıştık orada. Buharlaşmada e, herhangi bir sıcaklıkta e, buharlaşma nereden gerçekleşiyordu? Sıvının yüzeyinden gerçekleşiyordu. Yüzeydeki tanecik sıçrayarak buhar fazına geçiyordu. Ama sıcaklık arttığında taneciklerin kinetik enerjisi o kadar artar ki kaynama noktasına ulaşıldığında her bir taneciğin kinetik enerjisi çok yüksek olur ve her bir tanecik buharlaşmak buharlamak buharlaşmak ister ve sıçrama yapar. Yani e sıvının yüzeyindeki de altındaki de üstündeki de kenarındaki de ötesindeki de berisindeki de bütün tanecikler sıçrar. İşte kaynama anında sıvının buhar e şey böyle fokur fokur etmesinin en temel sebebi zaten odur arkadaşlar. Anlaştık mı? O zaman herhangi bir sıcak da buharlaşma sadece yüzeyden gerçekleşirken kaynama anında buharlaşma nereden gerçekleşiyor? Sıvının her noktasından gerçekleşir arkadaşlar. Peki başka bir şey daha düşünelim şimdi. Evdesiniz tamam gidin mutfağa mutfağa gidin bir işte e, ocağın bir gözüne e, ne koyun su koyun bir gözüne alkol koyun diğer gözüne bal koyun diğer gözüne e, ne koyun arkadaşlar pekmez koyun tamam bir kabın içerisine hepsini koydunuz ısıttınız altlarını açtınız ve bir süre sonra hepsi kaynamaya başladı peki şimdi dikkat bakın. Bir süre sonra hepsi kaynamaya başlar ya. Kaynamanın tanımına göre düşünüyorum. Peki her birinin üzerine etki eden dış basınç aynı değil mi? Çünkü ortam aynı. Aynı odadasınız. Dış basınç hepsine etki eden dış basınç aynı. O zaman bu vatandaşlar kaynarken bu, buhar basınçları hepsini nereye eşitlenecek? Dış basınca eşitlenecek. O zaman buradan şu sonuç çıkarabiliriz. Kaynama anında Farklı sıvıların aynı ortamdaki buhar basınçları birbirine eşittir diyebiliriz gençler. Bakalım okuyalım şimdi devam edelim. Kaynama anında sıvının buharlaşma sıvının her noktasında gerçekleşir söyledik. Kaynama tek bir sıcaklıkta gerçekleşir, buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir ve kaynama bundan dolayı karakteristiktir gençler. Aynı ortamda bundan not olarak yazmışız bakın. Aynı ortamda kaynayan farklı sıvıların kaynama süresince buhar basınçları birbirine eşittir saf bir sıvıya işte burasını inceleyeceğiz aslında şimdi biz. Saf bir sıvıya yani çözücüye uçucu olmayan bir katı ekledim. Şeker ve tuz gibi. Ee, çözülürse oluşan çözeltinin kaynama noktası saf çözücüden daha yüksek. Yani suyun kaynama noktası 100. Sen suyun içerisine tuz ilave ettiğin zaman e, oluşan karışımın kaynama noktası başlangıçtaki saf sudan daha yüksek. Kaçtır hocam? Kaç olduğunu net değerinde bulacağız ama şu anda yorumunu yapacağız arkadaşlar. Peki yüksektir de niye yüksektir? Niye yükselir? O meseleyi inceleyelim şimdi bakın arkadaşlar. Burada olayın mantığını anlatmışız. Neymiş? Örneğin saf suya bir miktar şeker ilave edelim. Biz biliyoruz ki saf suyun bir atm basınçta kaynama noktası kaç arkadaşlar? 100 santigrat derece mi? Tamam. Şimdi bak 100 santigrat derecedeki 100 santigrat derecedeki bir tane su düşün. 100 santigrat derecede su. Peki bu vatandaşın buhar basıncı buhar basıncı neye eşit? P0 eşit mi? Kaynama anında çünkü. Biraz önce öğrendik. Kaynama anında iç basınç dış basınca eşit. Yani buhar basıncı dış basınca eşit. Peki sen şimdi bunun üzerine şeker ilave ettiğin zaman, hatırlayın önümüzdeki geçen haftaki ders, ee, diğer bir önceki dersimizden. Şeker ilave ettiğimiz zaman buhar basıncını ne yapıyorsun? Azaltıyorsun, değil mi? Peki şimdi eşitlik vardı. Buhar basıncını azalttın. Ne oldu? Eşitlik bozuldu. Ve tekrar kaynamanın başlaması için buhar basıncının artması lazım. E buhar basıncını arttırabilmek için de sıcaklığı ne yapmak lazım? Arttırmak lazım. Dolayısıyla yüzde değil atıyorum 110'da kaynayacak. Peki devam edelim okumaya. 100 santigrat derecedeki suyun buhar basıncı 76'dır. Evet bak buradaki buhar basıncı 76'dır. Şeker ilave edildiğinde suyun buhar basıncı azalır. 76 santimetrenin altına düşer. Mesela kaç olsun atıyorum 70 olsun. 70 olduğuna göre kaynama durur. Çünkü dış basınç 76. Şekerli suyun buhar basıncı tekrar 76 santimetre olması için sıcaklık artırılır. Şekerli suyun buhar basıncı 100 santimetre 100 santigrat derecenin üzerinde atmosfer basıncına eşit olur. Kaynama 100 santigrat derecenin üzerindeki bir sıcaklıkta gerçekleşir. Çözülmüş şeker miktarı ne kadar fazla olursa kaynama noktasındaki yükselme o derece fazla olur. Çünkü ne kadar fazla şeker çözersen buhar basıncını o kadar düşürürsün. Buhar basıncını düşürdüğün için de tekrar 76'ya eşitlemek için sıcaklığı o kadar artırırsınız gençler. Devam. Şimdi bununla ilgili bir de en önemli şeylerden bir tanesidir ki çıktığında soru geldiğinde öğrencinin en sıkıntı çektiği noktalardan bir tanesidir. O da neymiş? Doymamış tuzlu su, e, yoğun sıcaklık zaman grafiği bu doymamış şekerli su da olabilir. Fark etmez gençler. Şimdi beraber inceleyelim grafiği. Sonra okunanları şabarız şey arkadaşlar. Yazılanları okuruz. Şimdi ne demiş? Sıcaklık ve zaman. Kaç santigrat dereceden başlamış doymamış tuzlu suyu? 25 santigrat derecenin ısıtmaya başlamış. Isıttı ısıttı ısıttı. Normalde su kaçta kaynıyordu? Yüzde. Ama bak bu kaçta kaynamaya başlamış? Dikkat edin A noktası. Yani 100 artı A santigrat derecede. Neden? E çünkü biraz önce öğrendik. Şey, suyun içerisinde, saf suyun içerisinde uçucu olmayan bir katı çözersen kaynama noktasını ne yapıyorsun? Düşürüyorsun, pardon kaynama noktasını yükseltiyorsun. Yüzün üzerinde kaynıyor. 100 artı A. İşte buradaki A dediğimiz değer var ya şu A. Küçük A. Oradaki A dediğimiz değer çözdüğün tuzun miktarına göre değişiyor. Birazcık daha yukarıda ya da birazcık daha aşağıda başlayabiliyor arkadaşlar. Peki hocam ben bu vatandaşı yani doymamış tuzlu suyu 100 santigrat derecede kaynatabilir miyim? Kaynatabilirsin. Bu sefer de kaynama noktasına etkilenen diğer bir faktörü kullanmalısın. O da basınç. Basıncı azaltarak e, tekrar yüzde kaynatabilirsin. Ama şu anda o bizim mevzumuz değil. Biz e, safsızlık ile e, suya e, saf bir madde ilave edilen başka bir e, çözünen ile kaynama noktasının nasıl değiştiğini inceliyoruz. Peki 100 artı A'da kaynama başladı. Ve dikkat edin kaynama esnasında sıcaklık sabit kalmamış. Normalde saf su... Kaynarken sıcaklık hep nedir? 100 santigrat derecedir. Sabittir doğru mu? Hatta bunu e, yani ortaokul bilgilerinizden bile hatırlıyorsunuzdur. E, saf maddeler, elementler, bileşikler e, kaynarken yani hal değiştirirken sıcaklığı sabittir. Ama karışımlar hal değiştirirken sıcaklığı sabit değil. İşte buradaki sıcaklığın artmasının sebebini biraz sonra açıklayacağız. Çünkü bu bir karışımdır gençler. Peki A noktasında kaynama başladı. Şimdi sizden ricam buraya bak bana bak. Şimdi sizden ricam e, kaynamakta olan bir tuzlu suyu ocağın üzerinde hayal edin. Tamam mı? Gözlerinizi kapatıp beni dinleyebilirsiniz. Kaynamakta olan bir tane tuzlu suyumuz var. Peki kaynama esnasında buharlaşma çok yoğun değil mi gençler? Çok yoğun bir şekilde buharlaşma olduğu için zamanla o çözeltinin hacmi ne yapacaktır? Azalacaktır. Peki çözeltinin hacmi azaldı. Hacim azaldıkça içerideki tuz derişimi ne yapacaktır arkadaşlar? artacak doğru mu? Peki tuz derişimi arttıkça biraz önce öğrendik. Derişim arttıkça kaynama noktası yük ne yapacak? Yükselecek. İşte burada A noktasından B noktasına doğru gidildikçe kaynama noktasındaki kaynama anındaki sıcaklığın artışının sebebi doymamış olduğundan dolayı. Buharlaşma gerçekleştikçe hacim azalıyor. Hacim azaldıkça içerideki tuzun derişimi artıyor. Tuzun derişimi arttığı için de kaynama noktası yükseliyor. Ta ki ne zamana kadar bakın B noktasına kadar. O zaman B noktasında ne olmuştur? B noktasında doygunluğa ulaşmıştır. Doygun olmuştur arkadaşlar. A noktasında ne başlar? Kaynama başlar. Kaynama başlar. B noktasında ise çözelti ne olur arkadaşlar? Doygun olur. Doygun. Peki hocam doygun olduktan sonra sıcaklık de değişmiyor. Neden? Şundan dolayı. Şimdi tekrar canlandırıyoruz. Buharlaşma çok yoğun. Artık doydu. Buharlaşma devam edecek olursa ki eder zaten kaynatıyorsanız. Bu sefer de doyduğundan dolayı dibe çökme gerçekleşir. Bir taraftan buharlaşır bir taraftan çöker. Bak doyana kadar çökme yoktu. Doyduktan sonra buharlaşır, çöker. O zaman çözeltinin derişiminde bir değişme olmaz. Derişim değişmediği için de kaynama noktasında bir değişme olmaz arkadaşlar. Hocam o zaman şöyle diyebilir miyiz biz? Doygun çözeltiler kaynama esnasında sıcaklığı sabittir. Aynen öyle söyleyebilirsiniz gençler. Anlaştık mı? Peki burada dikkat etmemiz gereken başka bir nokta ise bakın önce A noktasına kadar olan süreci incelediğimizde, 25'ten A'ya kadar olan süreci incelediğimizde sıcaklık ne yapıyor? artıyor. Sıcaklık arttığı için buhar basıncı ne yapıyor? Artıyor. A noktasında buhar basıncı dış basınca eşitleniyor ve kaynama başlıyor. Şimdi A ile B arasına baktığım zaman sıcaklık arttığı için buhar basıncının ne yapmasını beklersin? Artmasını beklersin. Ama aynı zamanda A ile B arasında çözelti doymamış olduğu için hacim azaldığından dolayı derişim artıyor. Molarite arttığı için buhar basıncının azalmasını beklersin. Bu iki etki birbirini dengelediği için A ile B arasında buhar basıncı değişmez. Çünkü böyle düşünebilirsiniz bir de şöyle düşünebilirsiniz. A noktasında kaynama başladı mı? Başladı. O zaman hocam o kaynama noktasında bunun buhar basıncı dış basıncı eşitlendi. Evet e peki dış basıncı değiştiriyor musun? Yok. O zaman dış basıncı değiştirmediğin sürece kaynayan bir sıvının buhar basıncını değiştiremezsin. Çünkü eşit olmak zorundadır gençler. Onun için de AB arasında buhar basıncında değişme olmaz arkadaşlar. Peki şimdi aşağıya yazdıklarımızı tek tek okuyalım bakalım. Anlattık 15. dakikaya kadar tuzlu suya verilen ısı ile birlikte sıcaklık artmaktadır gördük. E, A noktasına gelindiğine kaynama başlar. Çözülmüş tuzun kaynama noktası A santigrat derece artırmıştır. Evet yüzde yüz artı A oldu. Kaynama başladıktan sonra hızlı buharlaşmadan dolayı çözeltinin hacmi azalır. 15 ile 25. dakikalar arasında çözeltinin derişimi arttığı için Kaynama noktası artar. B noktasına gelince çözelti doygunluğa ulaşır. B noktasından sonra çözücü buharlaştırdıkça dibe çökme gerçekleşir. Çözeltinin derişimi değişmez. Başlangıçtan A noktasına kadar çözeltinin sıcaklığı arttığı için buhar basıncı artar dedik zaten. A noktası ile B noktası arasında ise ee, buhar basıncında bir değişme yok gençler. Evet sıra neydi? Sıra ise 3. Donma noktasının alçalması. Diğer bir ifadeyle kriyoskopi diyoruz arkadaşlar. Şimdi sen saf bir çözücüye tuz veya şeker gibi uçucu olmayan bir katı ilave ettiğin zaman kaynama noktası yükseliyor, donma noktası düşüyor. Saf bir sıvıya uçucu olmayan bir katı veya sıvı ilave edildiğinde sıvının donma noktası düşer. Bu çözeltiler donarken sıcaklığı azalır demişiz. Aynı kaynama noktasında olduğu gibi orada da yükseliyor. Peki olayın mantığı ne? Olayın mantığını beraber inceleyelim arkadaşlar. Örneğin saf suya bir miktar tuz ilave edelim. Donma olayında su molekülleri düzensiz bir yapıdan daha düzenli bir yapıya geçer. Yani arkadaşlar tanecikler su sıvı iken tanecikler birbirinin üzerinde kayarak hareket ediyorlardı. Doğru mu arkadaşlar? Ve bu bir süre sonra bu haline geçerken ne oluyor? Tanecikler birbirlerine bağlanıyorlar. Bağlandıkları içinde ne oluyor arkadaşlar? Ee, bağlar iken de bağ oluşuyor. Bağ oluşumu da egzotermiktir. Dışarıya bir miktar ısı veriyor. Su donarken bütün maddeler donarken dışarıya ısı verir. Şimdi o zaman biz herhangi bir maddeyi dondururken ne yapıyoruz? O birbirinin üzerinde kayarak hareket eden tanecikleri birbirine bağlıyoruz. Peki sen şimdi eee İçeriye tuz çözdüğün zaman bu moleküllerin arasında ne yapıyor? Tuz tanecikleri giriyor değil mi? İyonları giriyor. Veya şeker molekülleri giriyor. Peki bunların arasında şeker molekülleri girdiği zaman bunların birbirini tutması daha da zorlaşıyor. Zorlaştığı için daha da tutmak için birbirini tutmak için daha fazla dışarıya enerji aktarmak zorunda kalıyor arkadaşlar. Daha düzenli daha kararlı yapıya geçebilmek için bu sefer de sıcaklığı daha da düşüyor. Olay budur. Donma olayında su molekülleri düzensiz bir yapı yapıdan daha düzenli bir yapıya geçer. Bu geçişte su dışarıya ısı yayar. Aynen öyle e, egzotermik bir olaydır. Tuz çözündüğünde tuzu oluşturan iyonlar su molekülden arasına girerek su moleküllerinin daha düzenli yapıya geçmesine engel olur. Engel olmaz da engel olmaya çalışır aslında. Su molekülleri bu durumda katı hale geçebilmek için daha fazla ısıyı dışarı yaymak zorunda kalır. Bundan dolayı daha düşük sıcaklıkta donma olayı gerçekleşir. İşte kış aylarında karlı yollara tuz serpilmesi bundan dolayıdır arkadaşlar. Hemen ne yapar? Donma noktasını düşürdüğü için o ortamda bulunan kar buz erimeye başlar. Kış aylarında arabalara antifriz konması aynı şekilde donma noktasını düşürür arkadaşlar. Antifrizin ne olduğunu bilmeyenler motor suyuna konur. Motor suyun içerisinde donma noktasını düşürür arkadaşlar. Motor bloğun çatlamasını engeller. Uçakların yüzeyine glikol püskürtülmesi yine e, yükseklere çıkıyorsun ne yapıyorsun orayı dondurabilir. İşte orayı dondurmaması için e, ne yapıyorlar glikol dediğimiz bir organik sıvı e, ilave ediyorlar. Donma noktasını düşürmektir. Bakın burada da grafiğimizle çizmişiz arkadaşlar. Grafiğe baktığımızda işte saf suyu kaçta donuyor? 0 santigrat derecede donmuş. Tuzlu suya gelince tuzlu su ise eksi x santigrat derecede donmuş. Buradaki eksi x dediğimiz değer yani kaç olduğu nereden bileceğiz? Daha doğrusu neye bağlı? çözünmüş tuzun miktarına bağlı yine. Ne kadar fazla tuz çözerseniz o kadar yüksek, daha doğrusu o çözeltinin donma noktası o kadar düşük oluyor sevgili çocuklar. Evet, sonra da şu noktada işte donma başlar. Donma esnasında sıcaklık ne yapar? Azalır. Şimdi Faz diyagramına derişimin etkisi bu faz diyagramlarını nerede gördük arkadaşlar? Biz faz diyagramlarını e, gazlar konusunun içerisinde gerçek gazların içerisinde birazcık bahsetmiştik. Bakın burada böyle bir şeye baktığımız zaman grafiğe baktığımız zaman bu grafik. Ve bu bölge maddenin hangi fiziksel halini ifade ediyordu? Katı. Şu bölge maddenin sıvı fiziksel halini ifade ediyordu. Bu bölge ise maddenin gaz fiziksel halini ifade ediyordu. Şimdi bakın şu başlangıç şu saf su bakın dikkat edin. Bu saf su için geçerli grafik şu kırmızıyla çizilen. Peki bir atmosferde kaçta donmuş bakın arkadaşlar? Çünkü şu nokta katıdan sıvıya ya da sıvıdan katıya geçiş noktası sıfırda. Kaçta kaynamış bakın sıvıdan gaza geçiş 100 santigrat derece. Peki siz üzerine saf suya tuz veya şeker gibi uçucu olmayan bir katı eklerinin çözülmesi gerçekleştiğinde kaynama noktası yükselir donma noktası düşer İşte grafik de bu. Şimdi ne yaptık? Şu ise tuzlu veya şekerli suyu ifade ediyor. Ne oldu? Bakın donma noktası düştü. Kaynama noktasına gelince kaynama noktası 100 artı A santigrat derece oldu. Grafik incelendiğinde çözeltinin kaynama noktası sudan A santigrat dereceye yüksektir. Donma noktası ise sudan B santigrat derece daha düşüktür diyoruz. Ve devam ediyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız işlemlerin hepsi. Bu çözeltilerin donma noktası ve kaynama noktasındaki değişimin yorumuydu. Değil mi? Hiç işlem yapmadık. Sadece tuzlu suyun kaynama noktası 100 santigrat dereceden düşüktür. Pardon e, yüksektir. Donma noktası 0 santigrat dereceden düşüktür dedik. Tuz miktarı arttıkça bu yükselme ve düşme miktarı artar dedik. İyi de kaç olur meselesini şimdi inceleyeceğiz gençler. Yani net değer kaçtır ki üniversite sınavında çıkmış soru vardır arkadaşlar bununla ilgili. Çözeltinin donma ve kaynama noktalarındaki net değişim aşağıdaki formüllerle. Burada formülü bilmek zorundasınız. Delta T donma noktası yani donma noktasındaki değişim miktarı. Delta T değişimi ifade eder. DN donma noktasındaki değişim miktarı. Molalite çarpı K donma noktası. Şimdi buradaki M molalite. Çözeltinin molal, molal küçük M molal değişimi. K donma noktası ise bu bir sabittir. Soruda muhakkak bak burada verildiği gibi görün. Bakın burada verildiği gibi muhakkak soruda size verilir gençler. Anlaştık mı? Aynı şekilde delta T kaynama noktası molalite çarpı K kaynama noktası dedik. Buradaki şeyleri açıklamışız zaten arkadaşlar. Devam edelim şimdi örneğimize geçelim bakın. Bir ATM basınçta 2 kilogram suda 360 gram şeker çözünmesiyle oluşan çözeltinin donma ve kaynama noktası kaç santigrat derecedir diye sormuş. Önce ne yapacaksınız biliyor musunuz gençler? Önce bu vatandaşın yani şekerin molalitesini hesaplayacaksınız. Peki molalite neydi? Hatırlatıyorum. Molalite dediğim kavram eşittir. N bölü kilogramdı yani çözünenin molü bölü çözücünün kilogramıydı. Böylece ben önce on, n'i bulalım yani mol sayısını bulalım. N eşittir. 360 bölü ma'sı 180 verilmiş gençler. O da kaç mol yapar? 2. Şimdi molalitesini bulalım. Molalite eşittir. 2 iki bölü 2'den hacim, e, suyun miktarı 2 kilogram. Kaç molal çıktı? 1 molal çıktı. Şimdi delta t kaynama noktası eşittir. 1 Çarpı ne diyeceğim kaynama noktasındaki yükselme sabiti 0.52 o da eşittir 0.52 bulduğumuz değer ne biliyor musunuz? Bulduğumuz değer kaynama noktasındaki yükselme miktarı su kaçta kaynıyordu? yüzde o zaman bu suyun kaynama noktası kayna, yani bu daha doğrusu bu çözeltinin kaynama noktası eşittir 100.52 santigrat derecedir. Aynı şekilde delta T donma noktasını hesaplayacak olursak eşittir 1 molalitesi çarpı 1.86'dan o da eşittir 1.86. Su kaçta donuyordu? Sıfır. Bu kadar azaltacak değil mi? Şeker ilave ettik bu kadar azaltacak. O zaman donma noktası su değil de şuraya çözelti yazmamız lazım arkadaşlar. Donma noktası çözelti ne yapar? Eksi 1.86 santigrat derece yapacaktır. <laughs> Elhamdülillah. Devam Evet var mı sıkıntın? Umarım yoktur arkadaşlar devam ee, Diğer örneğimiz Hemen altında bir örneğimiz daha var 200 gram suda bir miktar gliserol e, çözülmesiyle oluşan Çözeltinin bir atm basınçta kaynama noktası 103.12 santigrat derece ise Kaç gram gliserol çözülmüştür diye sormuş Arkadaşlarım bakın Şimdi formül şu değil mi? Delta T e, kaynama noktası eşittir molalite çarpı K kaynama noktası. Değil mi? K kaynama noktasını yazdım. Şimdi K kaynama noktasını biliyoruz. Delta T kaynama noktası da bak kaç santigrat derece? 3.12. 3.12 santigrat derece artmış. O zaman şuraya da biliyoruz molalitesini buluruz. Hemen bulalım. 3.12 eşittir molalite çarpı 0.52 dersem buradan molalite zannımca 6 molal gibi gelir diye düşünüyorum. 6 evet 6 molal gelir. Peki 6 molal peki molalite eşittir n bölü kilogram değil mi gençler? E mol altesini bulduk 6. Eşittir n bölü kilogram çözücü. 200 gram suda demiş buraya kaç yazıyor mu? 0.2. n eşittir kaç geldi gençler? 1.2 mol geldi. 1.2 mol ne çözünmüş? Gliserol çözünmüş. Bu durumda kütlesi m eşittir m Gliserol yazayım şuraya. M gliserol eşittir. 1.2 çarpı. Bunun emasını hesaplayacaksınız. 36 buradan gelir. Artı. 5, 3 daha 8 buradan gelir. Artı. 3 tane oksijen ne yapar? 3 çarpı 16 48 de buradan gelir. Toplarsanız kaç eder arkadaşlar? 56 8 56 6 daha 62 92 mi yaptı? Evet 92 çarpı 92 diyeceksiniz. O da eşittir. 110.4 gram yapacaktır sevgili çocuklar. Devam. Şimdi burada bir farklı durum daha söz konusu ki Bundan önce çözdüğümüz örneklerde birisinde şeker çözdük, birisinde gliserol çözdük. Her ikisi de iyonlarına ayrışmayan maddelerdi. Ama iyonik bileşikler çözündüğünde ortama iyonlarına ayrıştırdığı için tanecik sayısı farklı olur. Çözeltilen şeyde molalite molaritenin içerisinde incelemiştik iyon derişimlerini hatırlayacak olursan. Burada Vanhoft, e, van Hoff van van Hoff faktörü diye bir faktör var. Buna i diyeceğiz arkadaşlar. Verdiği iyon sayısını da hesaba katacağız. Yani molalite ile iyon derişiminin e, i sayısını çarpacağız. Burada i dediğimiz şey ee, okuyalım bakalım karıştırmadan. İyonik bileşiklerin sulu çözeltilerindeki tanecik derişimini suya verdiği iyon sayısı ile orantılıdır. Bu durumda Van't Hoff faktörü i ile ifade edilir. Peki bu i dediğimiz ne? Tuzun çözeltiye verdiği iyon sayısı. NaCl kaç tane iyon verir? 2. i faktörü 2'dir. Magnezyum hidroksit kaç tane verir? Bir tane magnezyum, iki tane OH. i dediğimiz değer kaçtır? 3'tür. Alüminyum bromürde 4'tür. Kalsiyum fosfatta 3 tane kalsiyum 2 tane fosfat etti sana 5'tir. O zaman burada iki, e, buradaki i ile çarparak yazıyoruz arkadaşlar. Delta T, donma noktası i. Biraz önceki Van't Hof faktörü çarpı molalitesi çarpı K donma noktası ya da K kaynama noktası diyeceğiz. Yani iyonik bileşiklerde verdiği iyon sayısıyla da bir kez daha çarpacağız. Hemen ardındaki örneklere bakalım. Bakın iki tane örneğimiz var orada. 2 molal nacele çözeltisinin kaynama noktası kaç santigrat derecedir diye sormuş. Çözümünü silmemişiz. Burada çözümünü üzerine bakalım. Delta T kaynama noktası bak 2 çarpı 2. Buradaki 2 nereden geliyor? İ işte arkadaşlar. Veya burası iyi burası molalitesi çarpı 0.52 o da 2.08. Bu kaynama noktasındaki yükselme miktarı kaynama noktası ne yapar arkadaşlar? 102.08 santigrat derece yapar. Aynı şey burası için düşünelim şimdi. 0.2 molar lityum siyanür çözeltisinin kaynama noktası 101.2 santigrat derecedir. Ha bak şimdi. Burada adam o farklı bir soru tipi bu. Burada adam ne yapıyor biliyor musun? Bir tuzun e, şeyini veriyor, kaynama noktasını veriyor. Beş, başka bir tuzun kaynama noktasını soruyor sana. Burada da oran orantı yöntemi yapacağız. Şöyle ki 0.2 molal kaç tane iyon verir arkadaşlar ortama? 2 tane iyon verir değil mi? O zaman toplam iyon derişimi buraya birinci çözelti diyelim gençler. Birinci çözeltideki iyon derişimi ne olur? İyon derişimi eşittir 0.2 çarpı kaç olacak arkadaşlar? 2 tane verdiği için 0.4. Peki ikinci çözelti buraya da ikinci çözelti diyelim. İkinci çözeltideki iyon derişimi kaç molal? 0.4. Peki iki tane alüminyum 3 tane de sülfat veriyor kaç ile çarpacağım? çarpı 5 mi diyeceğim? Kaç oldu? 2 mi? Peki şimdi soru. 0.4 molal tanecik. Tamam. 0.4 molal tanecik. Kaç santigrat derece arttırmış? 1.2 santigrat derece arttığına göre, arttırdığına göre. ikinci çözeltide toplam iyon derişimi 2 molal. 2 molal tanecik ne kadar arttırır? Tamam. Buradan x dediğimiz değer ne çıkar arkadaşlar? Bunun 3 katı, 3 katını alırsan 6 santigrat derece arttırır. Dolayısıyla da bu vatandaşın kaynama noktası 106 santigrat derecedir dersiniz gençler. Anlaştık mı? 5 katını alacaksın. Evet 106 santigrat derece yapar. Şu şunun 5 katı, bunun da 5 katını alırsan yine 6 santigrat derece yapacaktır. Anlaşıldı mı gençler? Yani bir tuza göre diğerini yorumlayacağız. Vardır büyük bir ihtimal başka bir örneğimizde Burada çözümüne şey vermişiz. Bak aynısı aslında neyle alakalı? Çözelti içerisindeki iyon derişimiyle alakalı. Hemen bakalım inceleyelim gençler. Ne yapıyorum? Buradaki iyon derişimlerini tek tek bu buluyorum. Kaç tane iyon var bakın? Bir bundan bir de bundan iki. 0.4 çarpı 2. Buradaki tanecik derişimi 0.8 molal. Tamam. Buraya geldim. Kaç tane? 1, İki de buradan 3 tane. Burası 0.3 molal. Buraya geldim. 0.2 molal çözelti ama 2 tane fosfat, 3 tane magnezyum, 5. 5 çarpı 0.2 ne yapar arkadaşlar? 1 molal yapar. Dolayısıyla da 1 molar vermiş fark etmez gençler. Derişimle orantılı çünkü. Ee, dolayısıyla da kaynama noktası en yüksek olan derişimi en yüksek olandır. Donma noktası en düşük olan derişimi en yüksek olandır. Peki kaynama noktası en yüksek olan 3'tür. Birinci ifade doğru. Donma noktası en yüksek olan 2'dir. Şimdi Derişim arttıkça kaynama noktası yükseliyor, donma noktası düşüyor. Bunları sıralayalım isterseniz bakın. Kaynama noktasına göre sıraladığımda derişim en yüksek olan 3. 3, sonra kim? 1, sonra kim? 2. Donma noktasına gelince derişimin büyük olanın donma noktası küçük oluyor. Dolayısıyla sıralama 2, 1, 3 şeklinde olmaz mı gençler? Donma noktası en yüksek olan kim oldu? 2 oldu. Bu ifade doğru. Kaynarlarken buhar basınçları en yüksek olan bir e, birincidir demiş. Şuraya dikkat edin. Biz biraz önce kaynamayı anlatırken dedik ki kaynama sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğu andır dedik. E peki aynı ortamda bakın burada vermiş zaten altını çizelim şöyle aynı ortamda dış basınçlar aynı olduğu için kaynarken buhar basınçları birbirine eşittir diyoruz. Onun için bu ifade üçüncü ifade yanlış. Doğru cevap 1 ve Geldik başka bir örneğimize. Bu örneğimize baktığımızda ise. Grafikte A, B ve magnezyum nitrat sulu çözeltilerinin bir ATM basınçta kaynama noktaları verilmiştir. A ve B bileşikleri aşağıdakilerden hangileri olabilir diye sormuş. Sevgili gençler şimdi şeye baktığınızda derişime baktığınızda hepsi bir molar derişimleri karşılaştırmış değil mi? Peki buradaki 2 bir de magnezyum 3 olan buradaki tanecik derişimi kaç arkadaşlar? 3 molal oldu mu? Peki 3 molal tanecik kaç santigrat derece artırıyor? Bakın dikkat edin. 3A. Ha peki o zaman burada 4A arttırabilmesi için 4 molal tanecik olması lazım. A arttırabilmek için 1 molal tanecik olması lazım. O zaman 1 molal çözeltide 1 molal tanecik varsa demek ki A iyonlarına ayrışmıyor. Çünkü bir madde iyonlarına ayrışsa en az iki tane tanecik cevabı yani bir molal ise iki molallik tanecik oluşur. O zaman burada bire bir olduğuna göre demek ki A çözeltisini iyonlarına ayrışmayan. A hepsi iyonlarına ayrışmıyor. Hepsi olabilir arkadaşlar bunların. Bunlar organik bileşikler. Şu ikisi şeker, şu da gliserol. Diğeri de gelince B çözeltisine gelince de ise 4 molal tanecik verecek. Yani ortama 4 tane iyon vermesi lazım. Peki 4 tane iyon veren bu 1, 2 daha 3 olmaz. 1, 3 daha olur. 1, 3 daha olur. Doğru cevabımız ne olur gençler? 2 ve 3 olur. Devam. <laughs> Hadi. Evet. Son bir sorumuz daha çözelim. Sonradan diğer videomuza bırakalım. Ozmotik basıncı. 1000 gram suda 20 gram NaOH ve 20 gram kalsiyum bromür çözünmesiyle oluşan çözeltinin donma noktası kaç santigrat derecedir diye sormuş. Ne yapacağız gençler? yapacağımız iş e, toplam iyon derişimini bulmak. E, önce şu vatandaşların mol sayılarını hesaplayıp molalitelerini hesaplamak. 20 gram şunun EMA'sını hesaplarsanız kaç gelir gençler? 23, 1 daha 24, 16 daha 40. O zaman bunun mol sayısı en eşittir 20 bölü 40'tan kaç mol gelir? 0.5 mol gelir. Tamam? Şimdi buraya geldim. 20 bunun emasını hesaplayacak olursanız 200 çıkar. 20 bölü 200'den kaç mol yapar arkadaşlar? 0.1 mol gelir. Peki kaç tane iyon veriyor ortama? 2. O zaman 0.5 çarpı 2. Buradan gelen toplam i. Yani i çarpım m'sini buluyorum tamam mı? Bunun i çarpı m'si 0.5 çarpı 2'den 1. Bu vatandaşın için şimdi i çarpı m'sini buluyorum. 0.1 molaldi toplam şeyi derişimi ama 3 tane iyon verdiği için i çarpı m'si ne arkadaşlar? 1. Nok, pardon. 0.3. Ne oldu? 1.3 oldu mu gençler? 1.3. O zaman delta T, delta T kaynama noktası eşittir 1 çarpı donma noktası özür. Delta T donma noktası eşittir 1 e, i çarpı m çarpı K donma noktası. Değil mi? Biz şurayı bulduk. 1, 0, 3 daha. 1, 3. 1,3 çarpı. Kaynama noktası kaç arkadaşlar? 1,86. Bu ikisinin çarpımı kaynama noktasını verecektir. Daha doğrusu düşme miktarını verecektir gençler. 2,418 santigrat derece çıkacaktır. Bu donma noktasındaki düşme miktarı zaten 0 santigrat derecede donuyor ya normalde su arkadaşlar. Dolayısıyla bu çözeltinin donma noktası eksi 2.418 santigrat derece çıkacaktır. Umarım gerçek sınavda böyle saçma sapan rakamlarla uğraşmazsınız. Sırada ozmotik basınç var. Onu diğer videomuza bırakıyoruz. O videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.